Evet gençler, selamlar tekrardan. Hepiniz hoş geldiniz. Survivalist'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi birkaç değişiklik var. Bunları şimdi yaptım. Kayda hemen girmeden önce dedim ki şöyle etrafta biraz daha taşlar olsun, böyle taştan yollarımız olsun. Daha rahat hareket edelim. Bir de yavaş yavaş yerleşik hayata iyice geçelim diye şu sandıkların yerlerini falan değiştirdim. Ve en son hatırlarsanız bir önceki bölümde burada kendimize bir sal yapmıştık ve bu salın daha doğrusu salı daha önce yapmıştık da yelkenini takmıştık ve artık buradan kendimize yeni adalara gitmek için yol açabileceğiz. Burada iskelemiz de var. Buradan artık devam ederiz yolumuza. Şimdi öncelikle şuradaki arazilerin bir yapılmasını istiyorum abi ben. O yüzden bir de ondan önce hemen şeye girelim. Burada bir tane maymunumuza Rebellion ismini vereceğiz. Çünkü isimlerden isteyen olmuş. Şu Deni, bak crafting özelliği yüksek aslında. Bunda harvesting özelliği yüksekmiş. O bunun building'i de falan var. Şu Andy'ye verelim abi. Bu Andy'nin adı. Bundan sonra Rebellion olsun. Sanırım böyle yazılıyordu dostum. İnşallah yanlış yazmamışımdır. Bir de sonda rakam vardı ama Rebellion 47 miydi neydi, ama şöyle Rebellion diye kalsın. Bu şekilde ikinci maymunumuzun ismini de vermiş olalım. Pehlivanımız daha önceden vardı. Ed ve Deni var şu an. Yeni adalarda da yeni maymunlar buluruz diye düşünüyorum ben. Şimdi şu bu da bu arkada kalsın. Tamam, şu ölümüzde elimizde ok da kalsın. Mızrağımız niye bir de dur. Şu ok ikinci şeyde kalsınlar, tamam. Bunlar böyle kalsın. Şimdi abi bak mesela bu pehlivana bir malzeme kullanmayı öğretelim. Mesela buna taş gerekiyor. Bizim burada bak burada taşımız varmış, tamam. Bizim taşıyıcı özelliği kimin yüksek? Bir önce ona bakalım. Gathering özelliği bak 4 item, 8 item. Pehlivanın 8 itemi var. Ed'in de 8 itemi var abi. Biz pehlivana vereceğiz o zaman. Pehlivan burada abi. Pehlivana öğretelim şimdi. Gel abicim bak, buradan taşı alıyorsun. Gelip buraya bırakıyorsun. Hadi bakayım. Hadi yiğidim. Şimdi bizim harvesting özelliği lazım bir de. Etraftan malzeme toplama özelliği. Şu an en yüksek pehlivanım var. Aa, o da pehlivanımmış ya. O zaman pehlivana değil de Ed'e verelim şeyi. Dur. Bir dakika. O zaman şöyle yapalım. Burada küreğimiz var değil mi? Aynen. Kürek de bitmek üzereymiş ya. Abi şöyle yapalım. Pehlivan gel abicim. Sana yeni görev. İkisine birden vermeseydin ya. Bu kim? Ed, bak Ed'le ikisine gelmiş ya. Neyse tamam. Bu da güzel. Bu da güzel oldu abi. Zaten Ed'e öğretecektik. Buradan taşı alıp gelip abicim şöyle nereye bırakıyorsun? Buraya bırakıyorsun. Hadi bakayım. İkiniz birden bunu yapın. Ama pehlivanın şu pehlivan nerede abi? Bak sadece bir tanesine ben tıklamak istiyorum. Tamam, bu sefer doğru oldu. Pehlivan abicim senin çamur kazman lazım bize. A buradan böyle çamur kaz gel. Gel sana vereyim elinde de küreği. Hadi bakayım sen buradan çamur kaz. Şimdi bizim bir kürek daha üretmemiz lazım. Yoksa bu elemanlar kürek kalmayınca hemen bitecek. Şimdi bu eleman içine malzemeyi bırakıyor değil mi? Çok güzel. Bu diğeri acaba şey mi? Aynen, üretim yapan eleman. Ama bunun yeteneğini değiştirmemiz lazım. Şöyle değiştireceğiz abi bunu da. Bir tane ben çekiç alayım üzerime. Bak bunu yapıyor. Bunu yapmayacaksın abicim sen. Deni. Bana bak abicim. Sen gelip buradaki dur bakayım hangisi? Tamam, bu olur. Bunları tamir edeceksin abicim sen, tamam mı? Yolların hepsini tamir edeceksin. Hadi bakayım. Elinde zaten aletin var. Hadi bakayım. Bütün yolları tamir et. Bunun küreği kalmamış. Hemen buna küreğini verelim abicim. Al abicim. Hadi. Sen de o işe bak. Tamam, şu an herkes düzgün bir şekilde çalışıyor abi. Herkesin işi var. Biz artık şu an çekicimizi bırakalım buraya. Bunlar keşke üzerinde bittiği zaman malzemesi alsalar. Kalan malzemeler dursun abi. Bunlar bize yeni dünyalarda lazım olacak. Şimdi buradan koştura koştura gidebiliriz ama öncesinde girip oyunumuzu bir kaydedelim. Ondan sonra yola çıkalım. Şimdi öteki adalarda neyle karşılaşacağız bilmiyoruz. Belki kötü yaratıklar falan olabilir. Tehlikeli bizim için. Bu eleman neyi bekliyor? Ha, bu inşa etmek için bekliyor. Bak bak, bu eleman niye hepsini düzgün yerleştirmiyor ya? Neyse, yaparlar zamanla, boş ver. Bak şu ağaca takılıyorum. Sinir oldum. Neyse. Evet, artık
Başlayalım abi gitmeye. Şimdi AD ile rotate yapabilirsin diyor. Tamam. Yelken nereye bakarsa oraya gidiyoruz galiba. Haritamız yok mu? Dur bir dakika. Çık bundan bir. Tamam, şu an için haritamızda hiçbir yer görünmüyor. Dümdüz gidelim bakalım ya. Tamam. Sürmeye başla abi. Bakalım karşı adalarda neler var, neler yok. Keşfedelim abi. Buralarda acaba balıkçılık yapmak falan da var mı? O müzik falan yükseldi biraz. Müzik eşliğinde gidelim abi o zaman. Sanırım orası da haritanın bittiği nokta. O direkt haritanın sonunda başlamışız biz. Bak şu aşağıda bir ada var abi. Önce oraya gidelim o zaman. Sağ alta doğru çapraz gidelim. Dur. Şöyle çaprazlamasına oraya doğru gidelim bakalım. Orada bizi nasıl maceralar bekliyor. Evet, sonunda adaya yaklaştık. Bayağı uzun bir yolculuk oldu. Adamıza geldik. Bakalım burası nasıl bir ada? Yeni bir ada keşfettik. Şöyle. Dur. Oo, burası bir dakika, korsanların olduğu bir nokta. Şöyle dur. Bak bak, hemen saldırmaya geldi. Abicim bir saldırma bize bir dakika. Biz aslında onu indiririz de. Bak hatta çık abi bundan. Al eline oku. Hop, oku nişan al. Hadi be. Gel bakayım bir daha. Bir daha gelseydi gösterirdim ona. Neyse, tamam. Ama bak, balıklar var. Demek ki balıkçılık yapabiliyoruz. Şu aşağıda bir sahil gibi bir yer var herhalde. Oraya doğru gidelim de. Oraya bırakırız aleti. Acaba aslında gelmişken adanın etrafını gezmeye gerekir mi? Şöyle duralım abi burada. Gel gel gel. Tamam, burası gayet uygun. Tamamdır, çok güzel. Şimdi öncelikle abi, ilk önce şuradan biraz ağaç keselim. Tamam. Bizim bir adet neye ihtiyacımız var? Şuradan bakalım. Bir adet pebble diyorum ya, şeye kamp ateşine ihtiyacımız var. Onun için bize taş lazım. Taş nereden bulabiliriz? Buralarda pek taş varmış gibi görünmüyor. Şuradan üzerimize bir ateş yakalım. Bu neymiş? Yeni bir hazine haritası. Aa, çok güzel bak. Burada varmış malzeme. Şöyle. Bum bum. Güzel. Bir daha abi. Tamam. Buradaki malzemeler sanırım kamp ateşi yapmak için yeterli olacaktır. Hemen şöyle koştur koştur gidelim. Güzel. Ama bunu yapmak için de bizim elimize bir malzeme lazım. Bunun için de iki tane ondan varmış. Bir çimen lazım. Hemen şu aşağıda malzemeler var zaten. Oho, kaç tane çıktı? Tamamdır. Bir tane bundan üret. Bir tane bundan üreteme. Çünkü şu yaprakları bırak. Rope'u al ve tamam. Şimdi buna yapmaya başlayalım. Buraya hazırlıksız geldik. Yani başta malzemeleri almış olsak hemen yapardık. Çok güzel. Şimdi peki pişirebileceğimiz elimizde malzemelerden ne var? Böğürtlen bulursak aslında şunu yapabiliriz. Bakalım. Et bulursak, şu elemanlardan et çıkmıyor da. O zaman şöyle yapalım. Böğürtlen bulabilirsek böğürtlen toplayalım ve o şekilde elimizdeki malzemeleri kullanmaya çalışalım. Bak şurada var mesela. Şunu da indirelim. Çok güzel. Bu malzemeler gayet iyi. Şu taşları bırakalım. Taşa gerek yok. O Deni level atlamış. Çok güzel abi. Deni bizim yokluğumuzda hemen levelini atlamış abi. Çok güzel. Tamam. Şimdi çiçeğimiz var. Bizim bol bol şundan yapmamız lazım. Zaten onun için yaprağımız vardı burada. Şöyle yapalım. Şu maymun yiyeceğini şöyle bırakalım abi kenara. Bu şişe neymiş? Aa, hazine atası. Güzel. Tamam, onları da aldık. Şimdi bizim bu malzemeyi yapmak için ne gerekiyor abi bize? Şöyle koyalım. Bu malzemeleri koy. İkişer ikişer ondan bir tane daha yapabileceğiz muhtemelen. O zaman bundan da iki tane yapmamız lazım. Şöyle bir tane daha yap. Tamam, şu elimizdeki malzemeyi
Şöyle bırakabiliriz artık. Ekle abi bunu da. Ve eline malzemeni al ve bunu karıştır. Aa, raid mi geliyor? Haydi. Bu bizim köye saldırıyor herhalde. Aa bak, maymun geldi. Çok güzel. Abicim, durumlar fena. Burayı böyle... Eva, base'in saldırı altında diyor. Gel 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 gel. Gel dostum. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu çok kötü oldu. Hiçbir şey yapamadım. Neyse, en azından bir maymun aldık da. Eyvah, bu çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Şöyle bakalım. Bizim harita ta yukarıda abi. Dümdüz. Önce bir dümdüz çıkalım da. Bir noktadan sonra döneceğiz. Bizim acaba köyü yıkacaklar mı? Ne olacak? Bu hiç iyi olmadı ya. Tüh. Şöyle biraz çapraza dönelim şimdi. Buradan adamıza doğru gidelim hadi hızlıca. Evet gençler, adamıza geldik tekrardan. Biraz fazla ıskalamışız. Dur hemen şuradan arkadan hafif hafif gidelim. Raid bitti diye mesaj geldi az önce. Şu an köy inşallah talan olmamıştır abi. Koştura koştura bir gidelim. Bak, elemanlar boş boş dolanıyor orada. Şöyle hemen yanaşalım abi sahilimize. Çok güzel. Tamamdır. Limanımızı da koyduk. Ne var ne yok abi? Gençler, ne yaptınız? Hani hiçbir şey olmamış burada. Sandıklardaki malzemeleri mi aldılar diyeceğim. Şunu da bak, en son yapmıştık, daha koymamışız. Onu da koyalım abi. Şöyle şu kenar tarafta. Bunu çalışsınlar. Buradan herhalde çalışacaklar biraz şey için, antrenman amaçlı. Şimdi neler oldu, neler bitti abi burada? Bütün malzemelerimiz duruyor gibi görünüyor. Allah Allah. Acaba bu raid ne işe yaradı? Yani bize... Gerçi maymunlara şu an görevleri sıfırlanmış. Anladığım kadarıyla. Onun dışında bir şey göremedim. Neyse, tamam. Sıkıntı değil abi. Şimdi bizim... deni değil. Et vardı abi. Et nerede? Et abicim, sana ben malzeme kullanmayı öğreteyim. Şuradan bir adet taş alıyorsun ve... Gelip bunları... Bırakıyorsun. Hadi bakayım. Bunları üreten eleman kimdi? Building işleri yüksek olan eleman. Pehlivan da buildingçi. Tamam. Pehlivanımız... Bak şu Zofia da yeni eleman. Gayet güzel. Zofia'nın özellikleri neymiş? Onda da çok... O sıfır değil mi? Aynen. Her şey normal bir karakter. Hemen şuradaki pehlivana bir malzeme ver. Tamam. Pehlivancım, sen de elindeki çekici alıp buradan üretim işlerini yapıyorsun. Hadi bakayım. Aa, elinde malzeme mi yok senin? Tamam, al, benim elimdeki çekici kullan. Buradaki şeyleri çıkaran da bir eleman vardı. Çamurları çıkaran da. Çamurları çıkarmaya gerek yok herhalde. Hepsinin çamurları tam şu an. Evet, aynen. Çamurlar fullenmiş abi. Çamurlar gayet iyi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Burada bir demir klap var abicim. Bu elimizde dursun. Tamam mı? Bizim combatla ilgili vuruş gücü kimin yüksek? Şu combat'a bir gelelim. Pehlivan ve et. Ne varsa bu ikisinde var. Var ya ya. Bu iki eleman gayet iyi. Bak şu deninin production hızı bayağı yüksek. Bu zor. Yani et var, pehlivan. Pehlivan Rebellion var bir de. Şu an gerçi görevler bitmek üzere. Tamam, bunlar bitirsin. Şu Zofia ablacığım, sen, sana yeni bir özellik ben öğreteyim. Gel. Sen burada buna tekme tokat girişeceksin. Aynen. Al. Bu elimdeki sopa da senin olsun artık. Sen bundan sonra savaşçı bir elemansın. Bu köyü koruyacaksın. Tamam mı? Ama biz yanımızda gelsin diye herhalde bunu şu an emir verdik. Değil mi? Sen dismiss. Beni takip etme. Burada kal. Aa, görevi gidiyor mu o zaman? Hmm, verdiğimiz görev de gidiyor o zaman. Bu iyi olmadı. Elindeki malzemeyi bırak bakayım. Aa, elindeki malzemeyi alamıyoruz mu? Alırız ya. Dur bakayım, gitme bir yere. Elimiz malzeme değiştirdik. Ha, elindekini de böyle alabiliyoruz. Tamam, çok güzel. Biz bir ara bir önceki bölüm şeye koymuştuk. Bunu geri bırakabiliriz artık.
tuzak koymuştuk hatırlarsanız. Bir tuzaklara bakalım. Tuzaklardan ne var ne yok. Bak şuradaki tuzak şey olmuş mesela. Bunu bir toplayalım. Vay. Kürkle yemek çıktı. Gayet güzel. Bu da dolmuş. Bunu da alalım. Bundan da aynı şekilde iki taneye bir tane malzeme çıktı. Güzel. Bunlar muhtemelen tavşan falan yakalamış olabilir. Küçük şeyler için. Tavşanlardan da çıkan malzemeler böyle görmüş olduk. Bunları niye kimse doldurmuyor abi? Aa, dolduran elemanı çünkü şey yaptık değil mi? Doğru. Burada deni üretim işleri yapıyormuş. Şu deninin elinden görevini alalım. Sen abicim bundan sonra şöyle yerden çarkolu alamıyorsun. Çünkü üzerimizde hiç yer yok. Peki buradaki malzemeleri bıraksak sonra üzerimize çarkol alsak. Hadi bakayım. Sen bundan sonra binaların içine koyulacak malzemeleri dolduracaksın. Şu eleman pehlivan. Abicim sen yerdeki malzemeleri alıp bunları sandıklara koyacaksın. Hadi bakayım. Yapmadı mı? Ha, yaptı, tamam. Güzel. Şimdi etrafı toplamaya başla. Biz şimdi o zaman tekrar aşağıdaki adaya gidelim. Şu an için yani yapacak bir şey yok burada başka. Raid oldu, bitti yani. Şu an onu kaçırdık. Şöyle bütün malzemeleri koyalım. Aa, bizim maymun yiyeceğimiz öteki tarafta kalmış. Neyse, tamam, zaten oraya gideceğiz. Sadece biraz yemek alalım üzerimize. Ya da yemek yiyip gidelim. Burada yiyeceğimiz hiçbir şey yokmuş ama. Aa, niye? O zaman şöyle yapalım. Buradan hemen birazcık yiyecek ürettirelim abi. Kaç tane yarasa var? Oo, yarasa hiç yokmuş. Normal yemek pişirelim ya. Bir dakika. O zaman iptal et bunu. Şu etten normal düz kebap pişirelim abi o zaman. Şöyle bundan bir ikişer tane gerekiyormuş. 5 tane pişirin abicim. Size zahmet. Şu yarasa kanatlarını da geri bırakalım buraya. Tamam. Bunları hemen yapsınlar. Yemeğimizi yiyip öyle gidelim. Öteki türlü sıkıntı olacak gibi. Meşalemiz şöyle arkada dursun. Boşuna yer işgal etmesin üzerimizde. Sandıklarımız gayet boş değil mi? Bak burada altınımız varmış. Ama sanırım demir yok. Biz bir de demir bulmamız lazım ya. Bak burayı şu anda boşuna yakıyoruz. Sürekli yakıyoruz. Çok güzel malzeme üretebileceğiz ama elimize demir lazım. Demirimiz yok. Aa, bunları üreten kimse yok mu abicim? Size görev vermedik mi? Neyse. Biz kendimiz üretirsek çok uzun sürer ya. Bizim şeyde crafting özelliği Deni'nin çok fazla abi. Deni neredesin? Burada. Şimdi sen dur bakayım. Aa, burada varmış, tamam. Şuradan bir tane hemen çekicimizi alalım abi. Vur bakayım buna. Tamam. Hadi bakayım sen bu işi yap. Al eline de malzemen. Bizim 3 katımız daha hızlı yapıyor. Bak hop, anında bitti. Çok güzel. Hemen yemeğimizi alıp yiyelim abi şöyle. Çok güzel. Peki bunun içine bırakılan malzemeleri kim bırakacaktı? Tabii ki de bizim diğer eleman bırakacaktı. Biz onun yerine biz kendimiz yapalım. O da olur yani. Bak bak, o da aldığı oraya gidiyor. Şu iki maymuna da başka ev şey işi vermişiz muhtemelen. Bina üretim işi falan vermiş olabiliriz. O yüzden bu şekilde ilerliyor. Şu an en son ne yaptık biz? Bu demirden olan şeyleri yapalım. Şu an her şeyi ürettik. Yapacağımız başka bir şey kalmadı. Abicim yiyeceklerin hepsini oraya niye götürdün ki? Oo, burada şey yarasa şey bayağı varmış. Yiyecek içecekle alakalı olanları ben bir yerde toplamaya çalışıyorum ama bu oyundaki elemanlar buna izin vermiyor maalesef. Oyunda böyle bir filtreleme sistemi de olmadığı için şu an sadece buraya yiyecekleri koyun diyemiyoruz. Mesela bazı yönetim, koloni yönetim oyunlarında falan o var. Şey mesela Stoneheart diye bir oyun var mesela. Onun da var. Sandığın içine sadece şunları koyabilirsin diye işaretliyorsun. Elemanlar sadece onları koyuyor yani. Tamam, şu an için gayet güzel yaptık abi. Bizim bir tane savaşçıya ihtiyacımız var yanımızda. Kombat işiyle alakalı en yüksek şu an Ed var. Ed neredesin abicim? Buradasın. Hadi bakayım sen. Ya bak, ikiniz birden değil ya. Bir dakika, gelin bakayım. Hepiniz dismissiniz abi. Şu Ed için
Bak Allah illa pehlivanla birlikte yapıyor ya bunu. Bu kardeş misiniz abicim siz? Neyse siz şöyle vurmayı öğrenin. Ondan sonra size hemen malzemenizi de verelim. Bir tane demir klap verelim. Bir tanesine de ok verelim. Bak şu okla yayı alalım. Bunları nasıl şey yapıyorduk? Tamam. Oku alınca üzerimize tamam. Yapıyor. Biriniz ok alsın. Biriniz de demir sopa alsın. Tamam. Bu şekilde üçümüz birden gidelim gençler hadi. Bakalım yeni adamızda nasıl maceralar bizi bekliyor. Bu sefer raid falan da olmazsa hızlıca ilerleyelim diye düşünüyorum. Şöyle hemen gemimize binip. Nerede abi adamız? Hemen ona tekrar bakalım. Dümdüz sağ alta doğru, sağ aşağıya doğru çapraz yapıştıracağız. Burada bir tane maymunumuz var. Aa bu niye burada? Bir dakika. O maymun niye orada abi? Bir gidelim bakalım o maymunumuz ne yapıyor orada merak ettim. Bizim maymun herhalde. Haritada işaretlendiğine göre normalde maymunlar haritada işaretlenmiyor sanırım. Bir görelim bakalım o. Eğer bizim maymunlardan birini kaçırdılarsa kurtarmamız gerekebilir belki. Bak bak burada duruyor. Ne yapıyorsun la burada? Tamam yeterli. Gel bakayım. Heh. Allah Allah bu hangisi? Zofia. Aa yeni aldığımız eleman bu. Bu niye buraya kaçmış ki? Enteresan bak. Şöyle hemen geri götürelim bunu. Bunu kaçmış gitmiş ya. Güzel ama bu sal kullanma taktiği falan gayet güzel olmuş teknikleri. Bu elemanı da hemen geri bırakalım buraya. Kendisi dursun. Tamam. Hadi Zofia sen yoluna devam et abicim. Nerede? Bak burada duruyor. Gel 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 gel. Aa sürekli oraya gidiyor. Neyin peşindesin lan sen? Allah Allah dur bakayım şöyle biraz daha getirelim. Niye böyle bir şey yapıyor anlamış değilim şu an. Tamam Zofia sen dismiss ol bakayım. Kaçmıyorsun değil mi? Tamam bu sefer duruyor burada. Hatta şey yapalım dur bu Zofia'ya bir özellik verelim abi. Madem kaçmaya meyilli bu. Sen buradan yerden malzemeleri alıp bu binaların içine koy tamam mı? Hadi bakayım. Enteresan. Gerçi şu an kullanılmayacağı için gerek yok bunu yapmasın ama. Kaçmasın diye ya da malzemelerimiz boşuna gitmesin ya dur. Sen dismiss ol abicim. Burada böyle dismiss olarak bekle. İnşallah bir yere kaybolmaz. Şu korumacılar gelsin. Tamam hadi bakalım. Şimdi tekrardan yelken açalım ve tekrardan gidelim adamıza. Bak bak bu yine kaçacak gibi de neyse en azından haritada görünüyor artık. Evet şimdi aşağıdaki adamıza doğru hızlıca yol alalım gençler. Evet adamıza tekrardan geldik gençler. Şimdi güzel güzel yanaşıp buradaki adayı bir keşfe çıkalım. Demin bir türlü yapamamıştık. Şöyle en son kendi kurduğumuz meşalenin oraya gelelim de kamp ateşinin. Yanaş 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 yanaş. Tamamdır. Burası gayet uygun. Şu aşağıya kurmuştuk değil mi? Aynen bak burada. Bütün malzemelerimiz duruyor abi. Şuradaki maymun yemeğimizi alalım üzerimize. Meşalemiz burada dursun. Meşaleyi de yakalım. Bu elemanlar bizi koruyacak artık. Biz de elimize mızrağımızı alalım. Şu malzeme neymiş? Hazine haritası. Çok güzel. Bu hazine haritalarından bayağı buluyoruz. Monkey Production. Aa bak burada görevler varmış. 3 tane filmsi aks yapmamızı istiyor. Bize toplamda 100 dublon verecekmiş. Bir de maymunlara 5 tane ağaç kestirmemizi istiyor. Tamam. Cornelius the Inventor. Bu neymiş ya? Değişik değişik. Burada şeyler varmış. Bu denizin içinde galiba değil mi? Aynen denizin ortasında bir masal anlatan bir eleman varmış. Burada gizemli bir nokta var. Bakalım başka. Burası zaten bizim kendi bölgemizdeki yerdi galiba. Aynen bak değişik değişik burada malzemelerin olduğu yerleri gösteriyor. Tamam sıkıntı değil. Şimdi bakalım bu adada neler var neler yok abi. Oo, bu aşağıda bir şeyler var. Burada düşman olabilir. Ama şu an bir ses falan duymadık. Tamam. Aha bak sağdan geldi. Gençler vurun vurun vurun. Hadi bakayım. Oo çok iyi. Vay bizim gençler
Bayağı seri. Aa, buna iki tane bundan lazım. Diğerine? Diğerine de mi lazım acaba? İki bundan iki mi? Toplam dört tane mi lazım acaba? Yoksa... Aslında üretiriz. Sıkıntı değil. Bu ne verecek bir bakalım da. Üretelim abi, hiç problem değil. Bir tane daha. Tamam. Şimdi hemen malzememizi alalım. Bir tane bırakalım bakalım. Şöyle verince şu an buna bir tane kaldı. Diğerine de aynı şekilde mi acaba? Aa yok. Toplamda 4 tane ihtiyacımız var. Tamam. Çimenleri de alalım abi. Bunlar hep lazım olacak bize. Şimdi. Bize 3 tane lazım. O zaman 3 tane ip yapacağız. Bir tane yaptık. Bir tane daha yaptık. Bir tane daha lazım. O zaman bir tane daha hemen çimen toplayalım. Aa, bundan çimen çıkmadı. Bu ne? Önümüzde bir şeyler var. Şu ağacı keselim ya. Bütün görüşümüzü engelliyor şu an. Bayağı yoruldu karakter. Çok çabuk yoruluyor ya. Şey, bayağı vakit şey alıyor. Staminayı çok kullanıyor yani malzemeler. Tamam. Şuradan hemen çimen alalım. Bir tane daha çimen verirler mi acaba bize? O bayağı karanlık oldu. Şu böğürtlenden çıkar mı çimen? Abicim, çimen istedik. Çimenden başka her şey çıkıyor ya. Bunlar falan hep çiçek, böcek şey veriyorlar. Aha bak, şu çiçekler var. Tamam. Bu gayet iyi. Oo, bayağı iyi çimen çıktı. Hemen bunu da yapalım. Tamam, 3 tane yaptık. Çimenleri bırak abi. Şundan 3 tane üretelim hemen. Aa, bunlar steklenmiyor tabii üzerimize. Şuraya hemen bir yemek bırakalım. Bak, maymun var orada, gördüm. Şu yap... Aa, ne oldu? Ha, multiplayer oyuna girdiğin zaman sadece 5 tane alabilirsin yanına diyor. Tamam. Bu 5 taneyi şey yapmak için de... Aa, bir tane daha geldi. Çok iyi. Şu üzerimizdekini bırakır mısın abicim bir? Buradaki maymunlara favori olarak eklemen lazım diyor. Ama şu an multiplayer oyunu olmadığım için tabii bunlar işlemiyor, ama şu renk desen şeyleri niye çalışmıyor onu anlamadım ya. Tüh. Bunları böyle değiştirebilseydik iyi olurmuş. Aa, burada ateş varmış abi. Şöyle ateşimizi yakalım. Oo, çok güzel oldu bak böyle. Şimdi şunu da al. 3 tane oldu elimizde. Tamam. Şimdi gidip bırakabiliriz malzemelere. Al abicim, senin kalan malzemeni de koyalım. Bu tamam. Şimdi diğerini çalıştırmamız gerekiyor. Böylelikle bize bir kutu verecek. Aynen. Bu kutuyu şöyle şeye götürelim. Aa, üzerimizde ateş söndü. Şu kamp ateşin yanına koyalım. Burada içinde ne varmış? Burada bakalım. Bu arada şöyle bir şey yapabiliriz. Bu torçlardan bir tanesini buna verelim. Heh, o da böyle ışık yapsın etrafa. Şimdi gençler, şuradaki yiyeceği bana geri verin. Eğer bir maymun daha bulursak ona veririz bunu. Kendi meşalemizi nasıl üretiyoruz? Aa, buradan kömür falan lazım. Bu biraz sıkıntı. Yemek yememiz lazım diyor. Şu böğürtlenlerden atalım ağzımıza abi. Böğürtlen şu an yiyebileceğimiz tek malzeme. Şimdi şunu bir kıralım mı? Bakalım içinden ne çıkacak. Aa, çok güzel. Yani çok da güzel değil, çok da kötü değil. Şöyle dursun. Bu torcu alalım. Şu diğer maymunumuz nerede? Boştaki maymun şu aşağıdaki abi. Dur bakayım. Abicim, sana torç vereceğim. Tamam. Ona da torcunu ver. Aa bak, geliyor malzeme. Vurun gençler şuna. Vur vur, biraz daha vur. Hohoho, çok iyi. Bu gençler bayağı iyi. Şu kokonatı alalım. Böğürtleni alalım. Sonra bunları hemen cuppa cuppa mideye atalım. Çok güzel. Yerde okumuz da varmış. Bu oku da aslında bizim elemanlara verebiliriz. İki tane ben meşale dolaşsın diye düşündüm de o yüzden şey yaptım. Şimdi mesela eline ok versek kime saldıracağını nasıl söyleyeceğiz? O biraz sıkıntı olabilir. Şöyle yapalım. Bu eleman... Bunların herhalde şeydir değil mi? Özellikleri sıfırdır zaten hepsinin. Çünkü yeni aldığımız için. Aynen. Tamam, bunlardan hangisini verdiğimizin çok bir önemi yok. Şuna girelim abi. Bu eleman artık ok kullanacak, tamam mı? Biz de elimize mızrağımızı alalım. Gidelim etraftan birkaç kişiyi pataklayalım. Böylelikle o da saldırı yeteneğini kazanır. Buralarda yarası yok mu hiç? Şu aşağıda bir şey var. Vur abi buna. Tamam. Hadi hep beraber göm şunu abicim buna. Hadi bakayım.
Yapıştır yapıştır yapıştır. Hoppa, vuramazsın bana. Hop, hadi bakayım. Eyvah, bizim maymunları vuracak. Ben de okumu alayım abi şöyle. Yapıştır oku. İşte bu. Bir vuruşta indirdik. Etlerimizi alalım. Bunları pişiririz. Güzel olur. Bu neymiş abi? Buranın içine giremiyoruz. Ha, burası Denseful. Burası Deepfell Wood. Enteresan ama şunlar ne çukuruymuş anlayamadım. Aa bak burada. Hoppa. Tavşanları indirebiliyoruz. Çok güzel. O diğerine vurduk. Çok güzel. Şuna sıkarsak bir de onu indiririz. Bir vuruşta 2-3 tane birden hatta indirebiliyoruz neredeyse. Güzel. Şöyle hemen. Şu yukarıda da vardı sanki bir tane. Bak bak bak, kaçtı ya. Tüh. Hemen buradan etlerimizi alalım. Kürk almaya gerek yok. Kürkü şu an için kullanmayız herhalde. Bir de bir tane daha sanki indirmiştik yukarıda bir yerde. Yok, tamam. Bu ne istiyormuş abi? Bu da bir tane ip istiyor. Bir tane ipi hemen şu çimenlerden yaparız. Bir, iki adet çimen bize yeterli olur. Bir tane ip üret. Ver abicim bize malzemeyi. Şu kazmayla pat diye belki açarız diyecektim. Açılmıyormuş. Aa, buradan hazine haritası çıktı ve güzel de bir mızrak çıktı. Tamamdır abi, mızrak da işimize yarar. Bizim bu elemandan elinde bir tanesinde... O, bu da demirden sopa. Bu da bayağı güçlü. O zaman şöyle bir yapalım. Bu ok buradan dursun. Biz bu mızrağı bu elemanı verelim abi. Tamam. Bu eleman da artık bizim savaşçı olacak elemanlarımızdan biri olsun. Hemen okla bir tane tavşan vuralım. Herhalde o da direkt savaşmaya geçer diye düşünüyorum. Şöyle ekran biraz daha büyüse diyeceğim ama. Az önce geziyorlardı ya. Heh, bak şurada var. Şuna sıksak. Dur. Tamam. Oldu mu? Aa, yok yok yok. Mızrakla şey avlıyor. Dur dur. Dur abicim dur. Yanlış şeyi yaptık sana ya. Hayvan. Şu hayvanı vuracaksın. Oldu mu? Hayır, yine bitki toparlıyor ya. Sinir oldum şimdi. Dur bakayım, gel. Gel gel, sen. Kafan karıştı senin. Biz eğer bulursak böyle yaratık, ona direkt dalalım. Yani aslında tavşanı da indiriyoruz ama... Heh, bak burada varmış, tamam. Gel abicim bak. Şimdi sana nasıl savaşılacağını öğretelim. Al. Dur. Sen bana bak bakayım tekrar. Vuramadan gitti. Bir tane daha vardır belki, dur. Elimize bir mızrak daha alalım. Ya her seferinde böyle tek tek öğretmek biraz sıkıntı. Bu ne? Ha, kamp ateşi varmış burada. Hadi öğretme şeyi bitecek şimdi. Hala bir hayvan bulamadık. Şu aşağıda bir şeyler var. Dikkat dikkat diyor. Gizem gösteriyor ama. Al abi, buna vurduk. Tamam. Dördümüz birden saldırıyoruz. Hadi bakalım. Çok güzel. Şu aşağıdakini de vurun gençler. Şu sağda da bir eleman var. Gelin ona da vuralım. Nerede o? Hadi bakalım gençler. Dört kişi birden dalıyoruz buraya. Hadi bakalım. Oo, fena vuruyorsun. Ama yetmez. Bizim elemanlar daha güçlü abi. Hahaha, işte bu. Abi maymunlar birlikte güçlü. Aa bak, burada farklı bir taş var. Bu demir madeni olabilir. Ne çıkacak? Oo, aynen. Demir madeni çıktı. Burada taş da çıkıyor bir yandan. Tamam, bu güzel oldu. Şimdi bu taşı bir bırakalım. Bak burada... Bu ne abi? Satılabilir antik roman. Geç abi bunu. Şu kamp ateşini bir yakalım. Buraların içine girilmiyor galiba. Vuramıyoruz da. Tamam. Oo, burada... Aa, güzel. Bir günlük var. Günlük alalım. Hangi günlüğü aldık biz? Aa, Maximus diyor. Farklı bir elemanın burada şeyleri var. Günlükleri var. Bak. Devasa metalik bir obje buldum diyor. Şu aşağıdaki görsele göre bir tank bulmuş sanırım. İki fil büyüklüğündeydi diyor. Silindir üzerinde, yarım bir silindir üzerinde duruyordu. Hazinesi varmış içerisinde. Ama kapıyı açmaktan korktum diyor. Roma, he, Roma komutanlarından danışmam gerekiyordu falan diye.
söylemiş. Labirente benzer. Labirente giriyorum şimdi diyor. Aa, burada yakınlarda labirent mi var acaba? Şu adam ne istiyormuş bizden abi? Bir tane tabak istiyor. Tabak için iki tane büyük yapraktan lazım. Palmiye yaprağı ama bizim bu çevrelerde palmiye ağacı var mı? Şöyle aşağılara doğru bir gitsek. Burası sahil mi bu arada? Belli değil şu an. Aa yok, deniz burası. Tamam, burası denizse. Gençler, şu aşağıdaki elemanı indirsek size zahmet olur mu? Hadi bakayım, dördünüz birden. Ben de şöyle bir ok atayım. Bu ok her zaman üzerine denk gelmiyor ya. Kaçıyor bazen. Oo, çok iyi. Gençler, şu etleri toplayalım. Bunların eve dönüşte sandığa çevirip bir sürü malzeme toplayabiliriz. Gerçi çok ihtiyaç da olmayabilir belki de. Burada malzeme koyabiliyoruz. Şu palmiye ağacı. Oo bak, burada çok değişik bir yer bulduk. Abicim, şuradan bize yaprak verir misin sana zahmet? Gerçi gerek kaldı mı açmaya artık ama. Bir tane şuradan kase yapalım. Buraya geri geleceğiz ama. Hemen şu yukarıdaki şeyi bir açalım. Totemin içinden sandık çıkacak muhtemelen. O sandığa göre önümüzde rotamızı çizeriz abi. Ne çıktı abi şimdi bunun içinden? Hemen şu kazmamızla şöyle iki vuruşta açalım bunu. Çok güzel. Vay. Altın çıktı baya ve buna aslında çok da gerek yok yani. Bir de şu yukarıya çıkmadık sanırım. Bir dakika. Şu yerde ne var abi? Aa, öylesine sadece totem var. Anladım. Bu totemleri satabilirsin diyor da kime satacağız abicim? Hiç satılacak bir yer görmedik ki. Neyse, enteresan. Şunların içinden peki bir şey çıkıyor mu? Şunları da kıralım şöyle. Taş çıktı. Çok işimize yaramaz. Sen ne yapıyorsun? Buradan da çakıl taşı falan çıktı. Tamam. Çok da gerekli şeyler değil. Buradan geçemedik. Ya aslında şu malzemeleri atmak istemiyorum ama bizim şey bulmamız lazım abicim. Şöyle bir içeri girelim hep beraber. O yarasa çıktı bir sürü. Gençler, şu yarasalı bir öldürün. Buradan bayağı iyi malzeme çıktı. Şöyle kazı verelim abi burayı. Tamam, bizim... Aa, kırıldı mı ya? Tüh. Bu iyi olmadı ya. Şuradan çakıl taşlarını alıp elimize şey yapalım o zaman. Kazma aleti yapalım da onunla vuralım. Bu iki tane niye vurmuyor ya? Böyle belki sanki iki tane vuracakmış gibi geliyor ama. Kazmamız kırılmasaydı çok iyi olacaktı. Dur dur, egzası olma ya. Şimdi buradaki her şeyi bir toplayalım. Zaten üzerimiz dolu olduğu için her şeyi alamayacağız. Sadece şu metalleri almak istiyorum. Taşları da öylesine alıyorum. Onları bırakacağım. Güzel. Ortalık açıldıkça çok daha iyi oluyor. Bayağı maden bulduk. Bu madenlerle eve dönünce birçok şey üretebiliriz. Çok güzel olacak. Keşke şöyle basılı tutunca ikisi birden gitse canı ya. Aa, gidiyor. Tamam. Demek ki birbirine yakın olması gerekiyor. Tamam, güzel. Bundan da malzemelerimizi aldık. Şu aşağılarda var mı? Aa yok, burada bir şey yokmuş. Burada yarasa etleri var. Başka maden? Şu normal taş galiba. Abicim, ne olduğunu göremiyoruz. Şu maden bak, o belli. Şöyle hemen kırmaya çalışalım bunu. Bir de buradan farklı bir noktaya çıkıyoruz sanırım. Yeniden bir maden yapalım. Şimdi kazma da yapabiliriz üzerimize. Malzeme bulursak da şey sıkıntı. Kazmayı yapmak için bayağı malzemeye ihtiyaç var. Bir de crafting table falan da yapmamız gerekiyor. Şu bina tam anlayamadım ama burası nereye çıkıyor? Bir de ona bakalım. O adanın başka bir noktasına çıktık. Gençler, bana bir saldırmayın. Bizim elemanlar size bir mıhlasınlar. Çok güzel. Vay, okçu. Bizim okçu var ya. Fena. Vay, çok iyi oldu böyle ha. Ekipçe ortalığı kasıp kavuruyoruz. Çok iyi. Aslında bu yarasa şeylerini alabiliriz. Bak, şu odunları bırakalım abi. Yarasaları alalım üzerimize. Bunlardan güzel yemek yapılıyor çünkü. Şu malzemeleri de alalım. Tamam. Aa, niye alamıyorsun? Sopayı değiştirmişiz lan. Tamam. Ya, bu maymunların dibine girince bir de böyle şeyler olabiliyor. O yüzden bazen oyun sıkıntı yaşayabiliyor da. Tamam. Şimdiden çözmüş olduk. Tekrar geri girelim. İçerideki yarasa parçalarını toplayalım. Güzel. Bak, burada da birkaç madeni bırakmışız. Tamam. Şimdi aşağıdan geri çıkalım. Oo, burada da yarasa varmış.
Gençler ağzını burnu kırın şunların bir zahmet. Tamamdır. Bizim elemanlar zaten vurduğu için ben hiç vurmakla uğraşmıyorum. O yüzden gençler sen niye saldırmıyorsun derseniz. Bu yüzden. Aa burada çarkol varmış. Tamam gerek yok. Bu elemanlar aslında meşale versek güzel ışık olur etrafta. Şimdi onlara sıkıntı olur yani. Onu versek saldıracak kimse kalmaz. Problem değil. Oo gün yenilendi. Artık şey daha doğrusu harita yenilenmiş oldu. Gayet güzel abi. Bütün dünya yenilenmiş oldu şimdi. Şimdi bizim yiyeceğe ihtiyacımız var. Nasıl yapalım biliyor musun? Bak. Şu çakıl taşlarına gerek yok abi. Bunları bırak. Şuradan üzerimize bir tane odun alalım. Tamam şu an pişirebileceğimiz, yiyeceğimiz bizim et. 20 tane etimiz var abi. Buradan 10 tane pişirebiliriz tamam mı? 10 tane pişirebiliriz. Şimdi ben pehlivana diyorum ki gel abicim sana ben öğreteyim. Nasıl öğretebilirim ama sana? Elimdeki eti buraya bırak desem öğrenmiyorsun değil mi böyle sen? Cancel yap bir dakika. Şöyle yapalım. Bir daha şansımızı deneyelim. 10 tane. Haydi süre bitmeden. Yerden eti alıyorsun. Sonra gelip buna et bırakıyorsun. Tamam sanırım bu sefer oldu. Aa bir dakika ya biz buna niye gel et bırak buraya dedik ki? Bizim yapmamız gereken şey bu değildi. Bu eleman gitti bak bak. Ta yukarıya bir yere gitti. Aa bir dakika yukarıya gitmesi iyi oldu. Bari şu kokonatları yiyelim ya bir dakika. Elimizde değmişken. Genç adam şurayı bir iptal et sana zahmet. Sopamızı alalım yerden. Etlerimizi alalım tamam. Şu aşağıdan dolanabiliyormuşuz biz. Yukarıdan dolanacağız diye niye uğraşıyoruz ya. Buraya bayağı güzel bir labirent yapmışlar abi. Az önceki bulduğumuz nottaki labirent burası olabilir belki. Burada güzel bir meşale de var. Kamp ateşi. Tamam. Gençler o zaman şimdi burada kalalım. Bu labirenti bir sonraki bölümde keşfederiz içerisi nasıl. Burada zaten 4 tane elemanımız var koruyucu. İçeride ne olursa olsun çok rahat indiririz muhtemelen. Artık gündüz de oldu. Bir sonraki bölümde dediğim gibi buradan kalalım. Umarım videodan ve oyundan keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam etmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.